Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili DGS tayfa, sınava yaklaşık bir ay kadar bir süreniz var. Bu video çekmeye başladığımızda biliyorsunuz işte 180 gününüz var, 150 gününüz var, 120 gününüz var. Hadi son 90 gününüz, son 60 gününüz arkadaşlar. Son 50 gün, son 40 gün derken nereden baksanız son 30 gününüz var arkadaşlar. Özellikle kontenjanların açıklanmasından sonra DGS öğrencilerin serüvenleri, DGS'ye hazırlanma serüvenleri biraz daha sancılı olmaya başladı. Dolayısıyla bu süreçte arkadaşlar nasıl hissetmeniz normal neler yapmanız gerekiyor Bununla ilgili size yardımcı olmak için bir video çekeceğim videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar videoya geçmeden önce son bir e, hatırlatma yapmak istiyorum geometri kampımız e, 20-19, geometri kampımız 19 26 Haziran tarihleri arasında yapılacak Ondan sonra 1 Temmuz 15 Temmuz tarihleri arasında full tekrar kampımız soru çözüm kampımız başlayacak arkadaşlar katılmak için Videonun altında açıklama kısmında link var. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi DGS hazırlık sürecinde bu son ay neden çok önemli? Özellikle son 40 gün, son 30 gün çok önemli arkadaşlar. Bunun e, özellikle kontenjanların açıklanmasından sonra kontenjanlardaki düşüşleri biliyorsunuz. Bundan dolayı tabii ki öğrencilerin hazırlık süreçleri daha sancılı oldu. Yani şu an e, en önemli zamandasınız ve bu sınavı bir ay, son bir ayda kazanıp kaybetme eşiğindesiniz arkadaşlar. Bu kadar mücadele ettiniz. 180 gündür belki 200 gündür, belki 360 gündür, belki de 2023 DGS hazırlanmak için geçen sene Haziran ayından beridir mücadelesini veriyorsunuz arkadaşlar. Yani kim arkadaşlar Eylül'den beri, kim arkadaşlar Ocak'tan beri bunun mücadelesini veriyor? Nereden baksanız 200 gün bunun mücadelesini verdiniz, verdiniz, verdiniz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz arkadaşlar. Kontenjanların açıklanmasıyla birlikte e, mutsuz bir e, profil çizmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kontenjanları biliyorsunuz DGS öğrenciler için kontenjanlar çok sancılı geçti bu sene. Yani ÖSYM'nin e, ya da YÖK'ün 2 yılda bir yaptığı süreçlerden birinden bahsediyoruz ve bu sürecin mağdurlarından biri de sizsiniz arkadaşlar. Evet bu böyle ama bu gerçeklik herkes için bu şekilde arkadaşlar. Yani bu sadece sizin için değil bu şekilde. Yani mesela işte hocam kontenjanlar azaldı ben çalışmayı bıraktım. işte ben artık kazanamayacağımı düşünüyorum. Zaten bu moddaysanız arkadaşlar kazanamazsınız. Yani önünüzdeki sizin rakiplerinizin önünü açıyorsunuz sadece. Bundan emin olabilirsiniz. Kim bu süreçte mücadelesini verir, kim gerçekten bu süreçte ayakta kalırsa o kazanacak. Bakın kontenjanlar herkes için azaldı. Sadece senin için azalmadı. İşte hocam hukuk kazanmak için 80 net gerekiyor. Mimarlık kazanmam için matematikten 40 tane yapmam lazım. İnşaat mühendisi için 40 tane yapmam gerekiyor. Bilgisayar mühendisi için mesela 40 tane yapmam lazım. Hemşirelik için şu kadar net gerekiyor. Vesaire arkadaşlar bu herkes için böyle. Bu sadece senin için olan bir durumdan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla kim burada motivasyonunu güçlü tutarsa o kazanacak. Yani son zamanlara kadar geldiniz, bu kadar mücadele verdiniz, buraya kadar geldin, bu kadar emek verdin, bu kadar emek boşa mı gidecek? Yani şimdi sen 6 ay, 6 aydır, 7 aydır çalışıyorsun, ÖSYM'nin yökün bir açıklamasından dolayı DGS çalışmayı bıraktın mı? Yani bu şekilde olan öğrenciler varsa ben o öğrencilere sadece üzülüyorum arkadaşlar. Burada rakiplerinizin önünü açtığınızın farkında değilsiniz arkadaşlar. Yani kim gerçekten bunun mücadelesini verecekse, kim dirayetli kalacaksa o kazanacak. Yani son bir ay evet kontenjanlar azaldı ama bu sadece senin için olan bir durumdan bahsetmiyoruz arkadaşım. Bu herkes için olan bir durum. Dolayısıyla işte hocam 80 net yapmam gerekiyor, 85 net yapmam gerekiyor. Nereden biliyorsun? Sınavın zorluğunu, kolaylığını nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Ne kadar zor olacağını ya da ne kadar kolay olacağını nereden biliyorsunuz? Önünüzdeki rakiplerin ne kadar güçlü olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki de 75 net sana yetecek. Nereden biliyorsun? Belki de işte 40 net gerekiyor. İşte örnek veriyorum X bölüm için belki 30 net yetecek. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Yani sınavı girmediniz. Sınavın zorluğunu görmediniz. Soruları görmediniz. Belki de ÖSYM çok belirleyici sorular, çok eleyici sorular soracak ve insanlara 30 net bile yetecek. Belki de hukuk için 70 net bile yetecek arkadaşlar bilemezsiniz. Yani Türkçeyi zaten zor yapıyor. Matematiği de zorladığı zaman ne olacak? Belki 70-75 yapan hukuku kazanmış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla yani sınava girmeden, soruları görmeden ve 6-7 aylık emeğinizi de çöpe atmayın arkadaşlar. Bu kadar uğraştınız. Mücadelesini verdiyseniz bu son ayında mücadelesini sadece bu kadar verdiğiniz emeğin hatırına vermek zorundasınız. Yani kimi öğrencileri görüyoruz. Biz kendi öğrencilerimizden de görüyoruz. Yani bu kadar mücadelesini verdikten sonra hocam çalışmayı bıraktım dediği zaman bir öğrenci ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani o arkadaşım için üzülüyorum. Sizin için üzülüyorum arkadaşlar. Yani bizim burada bir kazancımız yok. Siz kazanırsanız biz mutlu olacağız. Sizin hedefiniz bu. Hukuk istiyorsun. Gerçekten prestijli bir bölüm istiyorsun. E bunun mücadelesini vermek zorundasın. Mühendislik istiyorsun. Bunun mücadelesini tabii ki vermek zorundasınız arkadaşlar. Yani bu kadar emek döktükten sonra son bir aya geldi ve ben kontenjanlardan sonra bıraktım diyen öğrenci gerçekten kendi emeğine yazık etmiş olacak. Bundan e, emin olun arkadaşlar. Emeğinize yazık etmeyin. Neyin ne olacağını bilemezsiniz. Keşke DGS'ye girseydim. Aslında ben bu soruların hepsini yapardım dememeniz için bu son bir ayı değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle problemlere, özellikle sayısal mantığa, özellikle geometriye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Türkçeci arkadaşlarım için de sözel mantık çok belirleyici olacak. Paragraflar çok belirleyici olacak. Siz bunlara ağırlık vermek zorundasınız. Ve her gün deneme çözmek zorundasınız. Hocam ben deneme çözmüyorum. 2 günde bir, üç günde bir, işte haftada bir deneme çözüyorum diyorsan kesinlikle yanlış yapıyorsun. Ben sana söylüyorum kesinlikle yanlış yapıyorsunuz. Eğer düzenli deneme çözmüyorsanız kesinlikle yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Hocam konuların bitmedi ben o yüzden deneme çözmeyi son 10 güne bıraktım. Yanlış yapıyorsun ben sana söylüyorum. Sınava girdiğinde ne kadar doğru söylediğimi anlayacaksın arkadaşım ama o zaman geç olacak. Dolayısıyla arkadaşlar düzenli deneme çözüyorsunuz. Ve eksikleriniz problemlerde sayısal mantıkta geometride vesaire nerelerde ise onlara ağırlık vererek son bir ayınızı Lütfen düzenli bir şekilde, gerçekten gayretli bir şekilde son düzlüğünüzü yaparak bu sınavı kazanın arkadaşlar. Bu kadar uğraştınız, bu kadar mücadele ettiyseniz bunun sonunda da lütfen getirin. Kendinize olan saygınızdan dolayı, verdiğiniz mücadeleden dolayı bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Neyin ne olacağını bilemezsiniz. Evet, sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Son bir ay çok önemli. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.